Ben Tutku Yıldırım, Malibu'dan Kaliforniya'dan hepinize merhaba arkadaşlar demek isterdim. Ama bildiğiniz gibi 3 aydır video koymuyorum. Çünkü tatildeyim. Tatili çok uzattım. Tatilde neredeyim? Kaş'a geldim. Ama Kaş'a geldim. Kaliforniya beni peşimi bırakmadı. Kaliforniya'dan gelmiş bir Mustang'le karşılaştım burada. Hazır dedim 3 aydır video koymuyorum. Beni özlediniz. Ben de birazcık size Kaliforniya Mustang'inin Kaş'ta ne işi var bunu anlatmak istiyorum. Daha doğrusu ben anlatmayayım. Tolga gel abi. Gel abi. Tolga ile beraber anlatalım. Tanıştırayım arkadaşlar. Tolga. Evet, merhaba. Buracığım hoş geldin. Merhaba, nasılsın? İyi gel, çok abi, çok evet. Şöyle. Şimdi öncelikle bir şey soracağım. Biz nasıl tanıştık abi, nasıl karşılaştık? Söylemek ister misin? Biz senle burada Gagarin'de karşılaştık. Evet, Gagarin'de. Çok sevdiğiniz arkadaşım. Bugü vardı. Evet. Oraya gittik. Tolga dedi ki, abi Kaliforniya'dan hemşerim gelmiş, hoş geldin. Dedim abi, hoş bulduk. Evet. Ne yapıyorsun Kaş'ta öncelikle? Ya Kaş'a ben 3 günlüğüne bir tatile geldim. Pandemide biraz stres olduk İstanbul'da, rahatlayayım diye. Çok da sevdiğim Kaş'ın kafası vardır zaten, onu da hissettim. Kaç gündür buradasın abi? Bir ay oldu şimdi, 3 güne geldim. Bir aydır daha ne zaman döneceğim bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar benim bir hafta diye Kaş'a gelip 3 aydır niye video koymadığımı anladınız mı? Çünkü Kaş öyle bir yer ki kendine aşık ediyor. Ama artık dönüyorum. Bir hafta 10 gün içinde bir aksilik olmazsa artık Kaş'ı bitiriyorum ve 1-2 hafta İstanbul, sonrasında da Los Angeles'a dönüyorum ve artık Kaliforniya vibe'ıyla videolara başlayalım istedim. Şimdi ben lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Kaliforniya plakalı bir Mustang'in evet. Kaş'ta ne işi var? Bana bunu söyler misin? Kullanışı daha rahat ve daha çok dikkat çekiyor. Ha, dikkat çekiyor. Evet, 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 bu araba dikkat çekiyordur. Evet. Peki sana şöyle sorayım. Kaliforniya'dan Kaş'a arabayı nasıl getirdin? Benim LA'de, Los Angeles'ta yaşıyordum. Oturma iznim vardı. Pandemi sürecinden önce de dönmeyi düşündüm. Artık belli bir şeyler olmuyordu orada. Bir şekilde Türkiye'ye getirebileceğimi öğrendim. Nasıl getiriliyor? 2 yıl orada, Türkiye'ye 1 sene giriş çıkış yapmaman gerekiyor. Ha, 1 yıl Türkiye'nin dışında olman evet, gerekiyor. Evet, evet. Bunu ispatlaman gerekiyor. Şeyini kontrol ediyorlar, ehliyetini. Oturma iznin olması gerekiyor bulunduğun ülkede. Bu kadar, başka da hiçbir şey. Türkiye'de bu arabayı peki ömür boyu kullanabiliyor musun? Hayır, 2 sene kullanma hakkım var. 2 sene kullanabilirsin, evet, sıkıntısız. Evet, 2 sene kullanma hakkım var. Bir girişte şey verdim, trafik sigortası 1800 TL. Bu, başka da bir o şey kadar vermedim. Peki, Kaliforniya'dan İstanbul'a geldi galiba evet, araba. Evet, evet. Ne kadar mal oldu? 1500 dolar şeye, gemiye, shipping'e verdim. Ambarlı'da indi. Ambarlı'da da winch var, şeyi çekiyor, konteyneri. Ona da 400 dolar verdim. 1900 dolara yakın. Yani 1900 dolar para verip eğer belgelerin yeterliyse herhangi bir arabayı Amerika'dan direkt evet, İstanbul'a getirebilirsin. Evet, evet, aynen. Hiçbir sorun yok. Belgeler dediğimizde 1 yıl boyunca yurt dışında olman gerekiyor. Evet. Oturma izni olması gerekiyor. Evet. Arabanın senin olması gerekiyor. Bu evet, kadar basit. O kadar, evet, aynen. Yani 3 aşağı 5 yukarı 2000 dolar bir masraf yaparaktan Mustang'ini, sarı jipini, herhangi evet, bir arabanı getirebiliyorsun. Hatta motorunu da bununla beraber getirme hakkım var. Motorum olsaydı benim bir Harley. Benim motorum var biliyorsun. Evet, Harley bir arabanı getirebiliyorsun. Aynı konteynere koyup getirme hakkın var motorda. Çok iyiymiş. Evet. Peki. Ben bunu bilmiyordum, bilsem. Bir Harley alırdım sonradan öğrendim. Ama baksana abi, adamda Harley'ci tipi yok mu zaten ya? Tam bir Harley'ci tipi. Peki abi, bir soru daha soracağım. Sonra evet, çok rüzgarlı burası. Belki arabaya geçeriz. Ben birazcık evet, kışın böyle Malibu'ya benzeyen virajlarına evet, turlarız. Evet, burası Malibu bir gibi. Arabada konuşuruz. Peki bir şey soracağım abi. Evet. Şimdi bu arabayı kaç para aldın sen? 20 bin dolara aldım ben. Kaç model? 2019 model. 2019 model Mustang'i 20 bin dolara almış. Evet. Şu an arkadaşlar hemen bir kontrol eder misiniz Google'dan ya? 2019 model Mustang'in Türkiye fiyatı kaç para? Sen evet, biliyor musun? Yaklaşık şu anda yeni ÖTV arttı. Yeni bir de ATV'si var bunun. Amerikan özel vergisi öyle var. Mi? Biliyorsun tabii. Yok, bilmiyorum, ilk defa duydum. Yani ÖTV'yi duydum, KDV'yi duydum. Amerikan mallarına şey var ya, bu rahip olayı olduğunda Türkiye ATV koydu. Amerikan özel vergisi var. Bir de Amerikan arabalarına. Oh, onunla beraber şu anda 220 bin dolara falan denk geliyor bu araba. 220 bin dolar. Bugünün kuruyla dolar 7.7. Ben bu videoyu koyana kadar dolar 8 olur zaten yani. 220 çarpı 8, 8 kere 2, 16. Abi 200 trilyon falan mı? Evet.
Dur yanlış hesapla. İki sürü olamaz ya. Öyle kaç bir şey. Kaç yapıyor? Ben hesaplayamadım artık. Bak matematiğim yetmedi. Hesaplayan yazsın aşağıya. Arabaya atlayalım. Evet. Arabada muhabbetimize devam tamam. edelim. Tamam. Evet abi hazır mıyız? Evet. Abi biraz ben kullanayım ya şu Mustang'i. Biliyorsun bende Jeep var. Ben evet. Jeep almadan önce 4 araba arasında kararsız kaldım. Hı-hı. Tamam mı? Dedim ki Tesla mı alayım? Camaro mu alayım? Evet. Jeep mi alayım? Mini Cooper mı alayım? Hı-hı. Tesla'yı saldım. Mini Cooper'ı saldım. Camaro ve Jeep arasında kararsız kaldım. Sonra Jeep aldım. Ama bak mesela ben Camaro'cuyum. Evet. Sen neden Mustang'i seçtin abi? Ya Mustang bizim hayal abi. Yani çocukluğumuzdan beri. Türkiye, evet. Her Türk'ün hayali Mustang'tir. Çünkü yok Türkiye'de bulunmuyor. Evet abi o zaman bakayım şu sese bakalım. Şu anda size. Ancak bir son 5 senede falan hatta. Türkiye'de bulunmaya başladı ya, gözü görebiliyorsun ama gene de yoğun değil. Abi çok fenadır ya. Eskiden hele hiç yoktu Mustang'in ne olduğunu bilmiyordum bile. Peki bu hangi Mustang, Mustang abi? Mustang derler bu. Mustang. Peki bu hangi Mustang abi? GT mi, Shelby yo, mi? Yok GT değil bu abi. Normal Mustang. Normal Mustang. Yani, kaç modeldi bu abi? 2019. 2019. Şöyle bir havalı bir kalkış yapabiliriz değil mi abi? Evet. Birazcık böyle tozu dumanı katıralım mı kaçta? Bakalım ortam da müsait. Haydi bakalım. Abi manzara çok iyi ya. Abi canavarmış bu ya. Tolga'cığım bana söylemiyorsun bunlara bu arabanın canavarı olduğunu. Bunu herkes biliyor abi. Söylememize gerek değil mi? Yok. Mustang'in canavarı olduğu. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Effect yani. Aynen. Şöyle yap ki hepimizi görelim. Neden üstü açık almadın da böyle bir şey aldın abi? Abi kapalı daha koruyor şeyde güneşten. Değil mi? Kazada evet. falan filan da etkisi var sanki. Evet 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 kazada tabii ki çok önemli. Yani benim hiç öyle bir üstü açık araba hayalim olmamıştı. Bu da hayalim ona göre bu da kurtar zaten. Abi bak. Abi bir saniye bak şu an duracağım. Şu an bu anı o kameradan değil de bu kameradan çekip göstereceğim arkadaşlar size. Yani şu yol bak şu an kendimizi... Arabaya binerken Tolga dedi ki abi dedi burası dedi Malibu gibi değil mi falan dedi. Evet. Ama Malibu mu abi kaçmıyor gerçekten ne düşünüyorsun? Bak şuradan çekeceğim arkadaşlara göstereceğim manzarayı. Şöyle bir manzara olabilir mi ya? Ya ikisi de benziyor. Ben sana bugün bir resim yolladım Kaliforniya. Çok evet. benziyor ondan yolladım sana. Benziyor değil mi? Yani birebir aynı buraydı. Abi çok keyifli ya. İkisinin de kendine göre bir güzelliği var. Tabii canım. Yani ben şimdi Malibu, Santa Monica ya da Venice Beach... Daha şey diyemem abi, onların da kendine hepsinin göre şeyi var. Hepsinin başka bir havası var. Ama Malibu'da bu şey hava var. Buranın havası Malibu'da var. Ama bak buradaki Santa Barbara ada var. Buradaki adalar çok iyi ya. Aa Santa Barbara, gittin mi Santa Barbara'ya? Evet gittim tabii. Abi Santa Barbara, bu arada arkadaşlar Santa Barbara öğrenci şehri, üniversitesiyle meşhur bir yer. Evet. Hani olur da Amerika'da okumayı için arkadaşlar varsa Santa Barbara'yı mutlaka ve mutlaka bir araştırın diyorum. Ama ben tavsiye etmem öğrenci olarak. Neden abi? Çok sıkılırlar yani. Yok da abi deniz kenarı. Yani. Tamam da abi. Yakışıklı çocuklar, çok yakışıklı kızlar. Çok ortam. Sessiz. Evet abi. Gittin ben şey diyorum. Ben gittim abi. Yani. İşte çok ben... sessiz bir yer yani. Ya ben şey diyorum Santa Barbara'ya. Buranın diyorum eski şehri. Ya yani bir cadde var işte. Orada İtalyan restoranları bir şeyler var. 9-10 oldu mu kimse yok. Evet ama abi üniversite öğrencisi sen zaten kendi halini sosyalleşiyorsun. Ama ben onu şeyden biliyorum şimdi experience var. Dil okuluna giden çocukların hepsi oraya şey Los Angeles'a dönmek istedi. Santa Barbara'da öyle delirmeye mi? Başlamışlar. Evet abi. Ama abi Santa Barbara'da yaşlı insan görmekten. Peki abi Mustang'e dönersek şu an. Şimdi ben az önce iki gazladım ya böyle diye benzini çektiğini hissettim abi. Sence bir de Türkiye'de kullanıyorsun arabayı şu an. Benzin performansı nasıl abi? Türkiye'de kaça dolduruyorsun depoyu? Abi ben bunu Türkiye'de standart 350-370 arası doluyor. Doluyorsun. Pandemide Amerika'da... ama pandemide 250'ye bile doldurduğum oldu. Yani şu an pandemi bitti diyelim. Evet. Ortalama 350-370 evet. 350 Türkiye'de dolduruyorsun ya. Amerika'da kaça doldurdun? Amerika'da depoyu? Abi 70 dolara falan doldurdum. 70 yani 7 kere 6, 7 kere 5, 5 katı abi. Evet. 5 katı bir şey var birim olaraktan. Sonuçta evet, dolar yoku evet, olarak yapmaya evet. gerek çünkü Amerika'daki herif de saatlik atıyorum 10 dolara kazanıyor. Türkiye'deki arkadaşlarımız saatlik 10 lira kazanıyor desek. Evet. Dur. Aynen şu modda. Türkiye'deki arkadaşlarımız saatlik 10 dolar kazanıyorsak aynı hesaba geliyor. Peki benzin yoruyor mu abi senin bu 350 liralık bir doldurmak mesela? Ne kadar gidiyor 350 lira? Yok abi normal bende Mini Cooper vardı daha önce. Hı-hı. Mini Cooper'la hemen aynı yani bir şey yok. Abi çok da korkacak bir şey yok o zaman. Yani hani olur da paramız yeter de bu arabayı almayı başarırsak ya, benzine korkmaya gerek yok GT'lerde yani. GT'lerde tabii o sorun olur. GT'yi alırsa, GT'lerde şey var. Aşırı benzin yeme var, onun motoru. Hı-hı. Çünkü Mustang farklıdır, GT farklıdır. Hmm. Zaten GT'nin fiyatı bunun 2 katı, 3 katı falan öyle bir fiyatı abi? Var. Tabii abi, yani GT farklı bir Mustang. GT zaten, peki Shelby ile GT aynı şeyler değil mi? Değil, yok. Farklı, Shelby daha böyle klasik
yok, tarzı yok, galiba. Yok. GT abi bu işin şeyi, Ferrari'si. Yani onu şeyi yapmışlar. GT'nin fiyatı da Amerika'da bile 60.000-70.000 dolar falan. Hadi ya. Tabii. 3 katı abi o tabii, zaman tabii, yani. Tabii. Peki abi şimdi fiyat deyince aklıma geldi. Hani hemen arabanın başı çekerken dedin ya 1800 lira bir şey verdim. Trafik sigortası verdim buna. Peki o yani trafik sigortası haricinde gerçi bu araba Kaliforniya'ya kayıtlı olduğu için öyle bir durum var mı ama evet. Herhangi bir Türkiye'de 2 yıl kullanma süresince herhangi bir vergi vermen gerekiyor mu? Ekstra bir masrafın var mı? Muayenesi var mı? Türkiye'de herhangi bir gideri var mı bu arabanın? Yok, hiçbir gideri yok. Yani trafik sigortasını evet. attıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Evet. Ya o zaman eğer hani Amerika'daysak veya büyük ihtimalle diğer Avrupa ülkelerinde de vardır yani bu. Türkiye arabaya getirdikten sonra ve yurt dışında en az bir yıl kaldıysan oturma izni falan varsa evet. getir arabanı abi buraya 2 yıl takıl. Tabii yani. Hiçbir sorun yok abi. 2 yılda uzun bir süre. Tabii canım 2 yıl 2 yıl. Bayağı arabanın da tadını yani. Alırsın. Şimdi Kaliforniya plakalı bir arabayla Türkiye'desin. Evet. Arabada yani Mustang 2019 model. Hatta ben bugün hikaye attım. Evet. Arkadaşlarım direkt yazdı oğlum 2019 Mustang'i kaç tane arada buldun ne oluyor evet. falan diye. Peki abi normal trafikte hem polislerin hem de diğer arabaların tutumu nasıl abi sana? Bir zorluk yaşıyor musun? Ya ben arabayı getirirken bir iki kişiyi aradım, bu araba işi yapan arkadaşlar var, tanıdıklar var. Sordum, dedim ben araba getireceğim Mustang. Sorun olur mu? Bir şey yaşar mıyız? Onlar dedi getirme. Niye? Abi getireceksin, polis devamlı seni çevirecek. Çok göze batacaksın, şu olacak. Ceza yiyeceksin, zorlayacaklar. Yani rahat kullanamazsın dediler. Falan filan. Ben dinlemedim onları, getirdim bir şekilde. Kaç aydır buradasın abi arabayla? 4-5 ay oldu. 4-5 ay oldu, okey. Getirdim abi, hiçbir sorun yok. Polis beni 2 kere ya da 1 kere çevirdi. Çok da nazik davrandı. Fazla da bir tutmadı zaten, şey diyor. Neyi kontrol ediyor abi polis çevirdiğinde yabancı? Pasaportuna bakıyor abi, şey var mı? Oturma şey kaydedilmiş mi? O kadar. Sonra seni bırakıyor. Baya rahat yani. Çok da hani böyle sıkıntı olacak, öyle olacak, böyle de korkmaya yok, gerek yok. Yok zaten yani. Polis seni yabancı zannediyor. Türk olduğunu da anlamıyor. Baksana abi tipe zaten. Yabancı zannediyorsa çok normal ben değil de, mi? Türkçe konuşuyor musunuz diye nazikçe soruyorlar. Ben diyorum Türk'üm, rahatça konuşabilirsiniz. Abi çok keyifli bu arabayı sürmek ya. Bak ben Camaro'cuydum normalde. Şimdi arkadaşlarım biliyor, bende bir Jeep. Jeep var, sarı evet. Jeep var, sarı Jeep de seviyorum. 20 bin lira diyorsun abi. Yani 20 bin dolar diyorsun. Evet. Alınır ya bu araba. Alınmayacak bir araba değil, değil mi? Ya ben şimdi rock müzik dinliyorum. Biz rockçıların hayali Mustang arabadır. Biz öyle rockçılar mi? İşte, Mustang'in anlamı çölde dolaşan vahşi attır. Oo, özgürlüğüyle oradan. Yaşayan, evet abi. Sen de diyorsun ki ben de özgür bir adamım zaten. Tabii yani Amerika Birleşik Devletleri zaten özgürlük üstüne kurulmuş bir ülkedir. O yüzden Mustang Amerika'nın özgürlük sembolüdür. Bak zaten şöyle bir durum da var. Bir sen biliyorsun abi yani evet. Ford'un at logosunu kullandığı tek araç tabii, Mustang. Tabii, bunun tabii. hikayesini biliyor musun? Bu bahsettiğin hikayeyle alakalı bir şey mi acaba? Onu bilmiyorum. Onu çok bilmiyorum. Onu bilen varsa yoruma yazabilir mi arkadaşlar? Ya ben de merak ettim. Bu Mustang'in sadece, aslında Ford'un sadece Mustang'de at kullanmasının sebebi ne? Bilen varsa yazarsa biz de öğrenmiş oluruz evet, sayede. Evet, tabii. Peki abi sen şimdi arabayı getirdin Türkiye'ye. Evet. 2 yıl buradasın. Hani yani 2 yıl bu arabayı Türkiye'de kullanabiliyorsun. Olur da atıyorum arabayı satmak istedin diyelim. Evet. Türkiye'de bu arabayı satabiliyor musun? Hani var mı o konuda bir merak ettim. Ya Türkiye'de satma imkanı yok olarak biliyorum ben. Bunun imkanı Almanya, Bulgaristan ya da Amerika'ya geri yollamak arabayı. Yani Türkiye dışında bir yere gitmek gerekiyor. Evet, Türkiye dışında satmak gerekiyor. Ama zaten videonun başında söyledik ya abi hani bu Amerika'da 20 bin dolar civarında, burada 2 trilyon civarında, orada biz 20 trilyon evet. falan demişiz, kafalar evet, yanmış. Evet. Ya Avrupa'da da 3 aşağı 5 yukarı Amerika fiyatlarım yani, bir avantajı tabii var ki, mı satmanın? Tabii ki, aynı para. Çünkü Amerika, Avrupa'da KDV koyuyor, Amerika'da KDV. Bir de bak şu an, bak şu an bunun matematiğini yaptım. 2 yıl kullanacaksın ya bu arabayı, 2 yıl Türkiye'de kullanacaksın bu arabayı. 20 bin dolar aldım diyorsun. Evet. Dolar 8 lira olsun bu videoyu koyduğumuzda. Evet. 160 bin lira para yapıyor. Evet. Şu an 160 bin liraya Türkiye'de 2019'da hangi arabayı binebilirsin? Ya bizim Türkiye'de bu gerçekten sorun. Evet. Aa, yani. Bunu görüyor insanlar ki güzel arabaları binemiyor. Yani güzel araba ayrıdır. Şimdi Mustang'tir, farklı Chevrolet'ler, kendi öz arabası var, şeyi var. Yani burada maalesef. Basit bir araba alıyorsun onu ve güzel değil o araba yani. Hayır, bunu şey için söylüyorum abi. Ben sana her videoda söylüyorum. Evet. Mesela işte arkadaşlar buradaki 1 lira oradaki 1 dolar. Benzer evet. paraları kazandığımız için. Daha şöyle evet. şeyler abi. Aynen. Buradaki 1 lira orada 1 dolar. Yani hani çarpmaya gerek yok. Tabii diyorum. Çünkü burada asgari ücret 2600, orada da asgari 2600 ücret 2600 dolar. Aynen. Ama mesela orada. Senin yani senin case'inde yani Amerika'dan veya Avrupa'dan arabaya getiren bir adam olaraktan da TL ile bile almış olsan abi. Evet. Bak TL ile bile almış olsan arabayı
160 bin liraya almışsın sen. Evet. Ve ben gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. 2019 model 160 bin liraya nasıl bir araba alırsın Türkiye'de, yazsanıza bir yorumlarda, bir kıyas yapalım. Hani öyle bir durum var. Tabii ki bu arada sakın yanlış anlamışsın. Türkiye'yi hiçbir şeyle kötülemiyoruz. Kötülesek bir hafta diye gelip 3 ay Türkiye'de kalamayız yani. Yo, çok seviyoruz. Kötüleme değil de şey, hani sadece ekonomi durumlarını kıyaslıyoruz. Yorumlamalar, kıyaslamalar, eleştiri de olacak yani. Tabii ki. Eleştiri. Mesela sen abi şimdi döndün ya buraya. Kötü bir şey değil. Daha önce Mini Cooper'ın vardı Türkiye'deyken, evet, biliyorsun. Ne iş yapıyordun abi? Ben havacılık sektöründeydim. Havacılık sektöründeydim. Evet. Peki o işini yaparaktan tabii ki Mustang alamazdın. Yok, hayır, imkanı yok. Abi bilmiyorum da yani bazen üzülüyorum ve ben hep şeyi de söylüyorum arkadaşlar. Her yıl bunu söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Şu an biz tabii ki Mustang olduğu için, maddiyat olduğu için biraz ekonomi konuşuyoruz ama hayalinizin peşinden koşarken para son sırada. Bana evet, şöyle mesajlar geliyor. Abi dolar 8 lira oldu, nasıl gideceğiz, nasıl gideceğiz diye. Arkadaşlar gerçekten bunun parayla bir alakası yok. Kalpten isteyince, ona emek verince o parada bir şekilde geliyor, o arabada bir şekilde geliyor, ya, o insanda bir şekilde geliyor. Mesela sırf Amerika için değil, Amerika'sı, Avrupa'sı, yurt dışında bir maceraya atılmak, özellikle genç arkadaşlar için söylüyorum bunu. Veya bir şeyler denemek için hani işte hep bir garanti almak istiyoruz kendimize. Evet. Çok da garanti almaya gerek yok. Hani dedim ya, bak belki 5 aylık paraya ihtiyacı var. Evet. Keşke 5 aylık parayla gidilebilse. Ama en kötü şunu düşünün arkadaşlar. Oldu da evsiz kaldınız, yemeksiz kaldınız, parasız kaldınız. Nereye giderseniz gidin, Türkiye'ye dönmeniz bir uçak. Evet. Bir uçak biletine bakar. Bir uçak biletinde en kötü burada eşin dostunu ararsın. Ya ben beceremedim, bana bir uçak bileti alın, geri dönüyorum dersin. Evet. Ya da gidersin konsolosluğa, ben Türk vatandaşıyım, kaldım burada, gidemiyorum dersen zaten konsolosluk seni gönderiyor. Evet. O yüzden korkacak bir şey yok ya. Hayallerinizin peşinden lütfen koşun arkadaşlar ya. Yapabilirsiniz bunu. Ben çok inanıyorum. Ya dönmezlerse niye dönüşürler? Abi, hayır. Yani. En kötü senaryoda abi. Yani. En kötü senaryoda zaten. Türkiye'de Mustang'e binmek ve Amerika'da Mustang'e binmek var ya abi. Peki böyle sosyal statü, işte hani kadın erkek ilişkileri, manitacılıkta Amerika'da Mustang'in olduğunda kızlar sana nasıl bakıyor? Türkiye'de böyle bir arabaya bindiğinde kızlar nasıl bakıyor abi? Hani bunu nasıl deneyimledin iki ülke arasında? Yani şimdi Mustang Amerika'da çok lüks bir araba değil açıkçası. Evet. Her yerde görebiliyorsun. Ve Amerika'da şu anda biliyorsun Los Angeles'ın gerçek zenginleri, beyaz Amerikalılar Mustang'e binmez. Benzinli arabaya binmez. Evet abi, bindikleri bravo. Araba Tesla'dır. Şu anda aynen, Amerika'da yükselen değer Tesla'dır. Aynen, elektrikli aynen arabadır. Bu Mustang artık biraz varoş. Daha Texas. Amerika'da redneck, varoş değil mi abi? Evet, gerçekten redneck ya, arabasına doğru dönmeye başlıyor. Biz de renk sakal olduğumuz için pizek uyumuş şu an. Ya bu Mustang'i kötü olduğundan değil. Tabii canım. Yeni bir akım var şu anda. Özellikle Los Angeles tabii şeyin entel bir şehri biliyorsun. Tabii, tabii. Sanatçılar, film yıldızları, sanayi toplumu değil. Bu sanattan para kazanan insanların yeri ve bravo abi, bu organik tarım, küresel ısınmaya karşı falan ne varsa ilk Los yani, Angeles'ta ve San Francisco'dan çıkıyor. Diyorsun ki orada manitacılık durumunda arabanın bir avantajı yok. Yok, orada Türkiye'de yok. Türkiye'de var mı abi? Türkiye'de Mustang çok değerli duruyor. Yolda giderken herkes bakıyor. Artık kendini film yıldızı gibi hissediyorsun. Ama senin de bir tipin var ya. Aa, sağ ol abi. Teşekkür ederim. Çok onurlandım yani. Beni onurlandırdın. Tabii yolda giderken bazı kadın arkadaşlarımız bize soruyor. Dolaşalım mı? Deniz plaja gidelim mi? Ya kaçta? Tabii kaçta bununla çok abi karşılaşıyorsun. Bazen kırmıyoruz, gidiyoruz, geziyoruz. Sen çok ne çok kibar bir adamsın ya. Bak dışarıdan evet, bakınca şöyle bir hava yok yani. Dışarıdan bakınca itlik, serserilik ben de diyorsun. Yok arkadaşım bizde. Ama abi seni tanıyınca gerçekten çok naif bir adammışsın ya. Evet. Eyvallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Abi velhasıl kelam, ben şu keyifli bir sohbet oldum. Evet. Çok güzel oldu. Ben de çok teşekkür ederim. İstersen şöyle arabayı şuraya park edelim. Tamam. Kapanışı Kaş manzarasında güzel güzel yapalım. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biliyorum bir 3-5 aydır bir video koymadım ama bundan sonra California Vibe ile birlikte kaldığımız yerden Los Angeles'ta videolar devam edecek. Tolga. Evet. Çok teşekkür ediyorum Buracığım. Ben de sana yani, teşekkür ederim. Çok keyifli bir video oldu. Ben senin Instagram'ını koyuyorum abi buraya. Tamam. Arkadaşlar evet, Tolga'ya yani soru sormak isterse, yurt dışına araba getirmek isteyen olur, evet, arabayı merak eden evet, olur. Soru sormak isteyenler Tolga'ya soru sorabilir. Video izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman yaptığımız gibi kanala abone olmayı, yukarıdaki zili tıklamayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.